Tarih boyunca pek çok kişi gelecekle ilgili tahminlerde bulundu. Ünlü kahinlerden Nostradamus'a, Baba Vanga'ya kadar birçok isim var. Ama hiçbiri Albert Pike'ın söylediklerine yaklaşamadı. Tarihin en önemli mektuplarından birinde yazdıkları, insanlık tarihini değiştirdi ve yeni bir dünya düzeninin temellerini attı. Yazılanların büyük bir kısmı gerçekleşti. Eğer geriye kalanlar da yaşanırsa kehanet tamamlanmış olacak. Şimdi bu mektupta yer alan gizli planlara ve son aşama olarak ifade edilen Müslümanlarla ilgili bölümlere bakalım. Şu anda İsrail ve Filistin arasındaki çalışmanın yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bu savaş 10 yıllardır devam eden bir süreç. Zaman zaman şiddetleniyor, zaman zaman sakinleşiyor ve gelecekte de devam edeceği görünüyor. Ancak bugün uzun yıllar öncesine giderek başlayalım. 1800 yılına. O dönemde 1. Dünya Savaşı henüz başlamamıştı. Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusya hala ayakta duruyordu. Nazilerin varlığı bile hayal edilmiyordu ve Yahudiler henüz bir devlet kurma hayali de yoktu. Ancak birisi tüm bu durumu değiştirmek istiyordu. Bahsettiğim kişi Albert Pike. 1809-1891 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir general. Kendisi bu videonun merkezinde yer alacak. Dikkatle dinlemenizi öneririm. Çünkü anlatacaklarım son derece önemli. Albert Pike'ın geçmişi spekülasyonlarla dolu olsa da bizim açımızdan önemli olan kısmı 1850 yılından itibaren mason olmasıyla başlıyor. Daha sonra üst düzey masonların bulunduğu Independent Order of the Fallow'ya katıldı. 1859'da büyük üstad oldu ve hala Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış ve en etkili masonu olarak biliniyor. Aynı zamanda Illuminati örgütünün önemli figürlerinden biriydi ve yeni dünya düzeninin fikir babalarından biri olarak görünüyordu. Tarih net olmamakla birlikte belirlenen tarih 15 Ağustos 1871'dir. Bu tarih Albert Pike'ın Joseph Mazzini'ye gönderdiği gizli bir mektubun tarihidir. Bu mektup belki de tarihin en önemli mektubu olarak kabul edilir. Söylediğine göre kısa bir süreliğine bu mektup Londra'daki Britanya Müzesi Kütüphanesi'nde sergilendi ve Kanada Kraliyet Donanması eski istihbarat subayı William Gellar tarafından kopyalandı. Mektupta aynen şöyle yazıyordu. Amacımıza ulaşabilmek için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'ya çağrı yapmalı ve onları zayıflatmalı ve ateizmi ile komünizmi yaymalıyız. Ajanlarımız aracılığıyla Britanya İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasındaki gerilimi körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve bu savaştan sonra komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilmenin ve tüm dini düzenleri zayıflatabilmenin en iyi yolu budur. Ardından 2. Dünya Savaşı çıkarmalıyız. Bunun için faşistlerle Siyonistler arasında savaşa yol açarak bir gerilim oluşturmalıyız. Eğer Naziler savaş noktasında yok olmazsa ve savaşın ardından İsrail devletini, Filistin devletini kurmazsak uluslararası komünizmi Hristiyanlıkla dengeleyecek bir güce ulaştırmamız mümkün olmayabilir. Toplumları kontrollü bir şekilde son çöküşe kadar yönetebilmemiz için bu denge bizim için gereklidir. 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için İslam aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız aracıyla yarattığımız ayrılıkları kullanarak gerilim oluşturmalıyız. Ancak bu savaş Müslüman Arap dünyası ile İsrail devletinin birbirini yok edecek şekilde tasarlanmıyor. Bu kaos içinde diğer milletleri fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çöküşe zorlamalıyız. Hristiyanlar ve ateistler önümüzdeki engellerdir ve büyük bir toplumsal çöküşün ortaya çıkmasını sağlamalıyız ki bu kanlı karmaşa ve vahşetin yarattığı korku mutlak bir ateizmin etkisini yaygınlaştırsın. Birçok insan Hristiyanlıkta hayal kırıklığı yaşayacak. Bazıları ise hayatlarında pusula ve yönleri olmadan bocalayacak. Sonunda evrensel beyanlar, genel kurallar ve evrensel mesajlar aracılığıyla Lucifer'ın saf öğretisinin ışığına yönelecekler. Bu öğreti sonunda tüm insanlık için genel bir dünya görüşü haline gelecek ve teslimiyet içinde olacaklar. Mektuplarda dünya savaşlarından ve kimlerin savaşacağından bahsediliyor. Ancak en önemlisi bu savaşın sonucunda hangi ideolojilerin ve dinlerin var olacağı ya da yok olacağı üzerine bir vurgu yapılıyor. Tek bir dünya düzeni oluşabilmesi için 3. bir dünya savaşının kesinlikle yaşanması gerektiği yazılmış. Ayrıntılara geçmeden önce Joseph Mazzini'nin kim olduğuna bir göz atalım. Mazzini, mektubun alıcısı olarak ilginç bir kişiydi. Politikacı ve yüksek rütbeli bir mason olarak hayatı incelendiğinde dikkat çekici noktalar bulunuyor. 1864 yılında İstanbul'daki ilk İtalyan mason locasını kurması, ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun kısa bir süre sonra çöküşe geçmesi ilginç bir tesadüf olarak görülebilir. Aynı zamanda Avrupa'da yeni cumhuriyetçi ve muhafazakar hareketlerin temellerini atan kişiler arasında eski Amerika Başkanı, eski İngiltere Başbakanı ve İsrail'in kurucusu gibi isimler de bulunuyor. Mazzini son derece etkileyici bir fikir aşılayıcısı ve ikna kabiliyetine sahip biriydi. Bu yüzden mektubun kendisine ulaşması oldukça doğal bir durum. Bu özellikler göz önüne alındığında mektubun gerçekliği hakkındaki şüphelerin kısmen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ayrıca mektubu ele geçirenlerden biri olan William Guy Carr'ın 1958'de basılan Oyunlardaki Piyonlar adlı kitabındaki bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Kitapta Illuminati ajanlarının planlarının basit ama etkili olduğundan 3. Dünya Savaşı için nasıl çalıştıklarından bahsediliyor. Kitaptaki bazı detaylar mektubun gerçek olma ihtimalini büyük ölçüde arttırıyor. Londra'daki Britanya Müzesi'nin kütüphanesinden kataloglanan Albert Pike'in Mazzini'ye yazdığı başka bir mektuptan alıntılar da var. Bu alıntılardan nihilistleri ve ateistleri serbest bırakacaklarını ve uluslara vahşetin ve en kanlı kargaşanın kaynağı olan mutlak ateizmin etkisinin açıkça gösterebileceklerini belirtiyorlar. Korkunç bir sosyal felaketi kışkırtacaklarını ve bu durumun dünya azınlığına karşı kendilerini savunmak zorunda kalan yurttaşlar tarafından bir dönüş noktası olacağını ifade ediyorlar. Saf doktrin evrensel tezahürü fethedilen ve yok edilen Hristiyanlık ile ateizmin yıkımını takip edecek. Bahsedilenler 1871 tarihli mektubun bir yansıması gibi görünüyor mu? Özellikle bazı ifadeler şu anki durumla oldukça benzerlik gösteriyor gibi. Mektubun bulunduğu yer olarak belirtilen Britanya Müzesi'nde mail yoluyla ulaşarak böyle bir mektubun var olup olmadığını sorduğumuzda gelen cevap Britanya Müzesi'nde böyle bir mektubu hiç görmemiş ve sahip olmamış olduğu yönündeydi. Elbette Britanya Müzesi böyle bir mektuba sahip olduğu olup olmadığını öğrenmek beklentimizdi. Mektup gerçek mi yoksa sahte mi? Bu konu hala tartışılıyor. Ancak bir gerçek varsa o da bazı masonların dünya üzerinde etkili olduğudur. Rodriguez'in Masonluğun Gizemi Açığa Çıkıyor adlı kitabı masonlar hakkında çarpıcı bilgiler sunuyor ve bu bilgiler mektuptaki iddiaları destekler nitelikte. Mektubun içinde dikkatimi çeken ilk şey Naziler oldu. Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başlayan 2. Dünya Savaşı'nın mektupta belirtildiği gibi Nazilerin yok edilmesiyle sona ermesi dikkat çekiciydi. Naziler üst akıl tarafına kullanılan bir araç gibi gözüktüler. Ancak onları sadece savaşı başlatmak için değil, aynı zamanda İsrail'in kurulması için de kullandılar. Yahudiler yıllardır bir devlet kurmak için toplanamıyorken Nazilerin Avrupa'da yaptığı katliam sayesinde Filistin'e sığınarak tek bir güç haline geldiler. Ve 2. Dünya Savaşı'nın ardından Filistin'de İsrail adıyla bir devlet kuruldu. Bir taşla iki kuş vuruldu. Kimse neden yalnızca Yahudilerin hedef alındığını düşünmedi, değil mi? İşte Mason örgütü bunu zaten planlamıştı. Masonların Osmanlı İmparatorluğu yıkılmasından hemen önce İstanbul'da bir Mason locası açması da boşuna değildi. Ancak mektubun en önemli kısmı 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak için İslam aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ayrılıklar yaratmaktı. Bu savaş Müslüman Arap dünyası ile İsrail devletinin birbirini yok edecek şekilde tasarlanmıştı. Bu mektup 100 yıldan fazla bir süre önce yazılmış olmasına rağmen günümüzde yaşananlarla birebir örtüşüyor gibi görünüyor. Elbette bu onların geleceği gördüğü veya üstün güçlere sahip olduklarını göstermez. Ancak bu planlarını ve uygulayabilecek güçleri olduğunu gösterir. Yahudilerin Filistin'e gelmesinden bu yana savaş hiç eksik olmadı. Şu anda bölgesel bir süreç gibi görünse de artan gerilimlerle İslam devletleri ve yanlarında duran devletler saf belirlemeye başlayacaklar. Bu durumda Amerika ve diğer ülkeler İsrail'e destek veren tarafta yer alacaklar. Ne yazık ki dünya bu kaçınılmaz savaşa doğru ilerliyor gibi görünüyor ve son olaylarda bu savaşın çok da uzakta olmadığını gösteriyor. Günümüzde amaçları büyük ölçüde gerçekleşmiş durumda. Asıl amaçlarını yazdıklarına göre dinleri yok etmek. Bu hedefe ne kadar yaklaştıklarını düşünüyorum. Huffington Post'ta yayınlanan bir makaleye göre dünya çapında kiliseler ve camiler kapatılıyor, erkek ve kadınlar daha seküler bir yaşam tarzına yöneliyor. Araştırmalara göre Türkiye'de ateistlerin oranı son 10 yılda %1'den %3'e çıkarak 3 katına ulaşmış. Bu veriye göre Amerika'da ise 2018'de bu oran 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemine göre 13 kattan daha fazla artmış. Tüm bu veriler dünya çapında ateistlerin sayısının artmakta olduğunu gösteriyor. Ayrıca insanlar dini inançları olsa bile ibadetlerini eskisi gibi yerine getirmiyorlar ve birçoğu dini inançlarını sorgulamaya başlamış durumda. Tabii ki herkes kendi inancını sorgulama hakkına sahiptir. Ancak bu ateizmi dayatma gibi bir amaca sahip olmamalıdır. Medya ve sinema aracılığıyla ateizmin tohumları zaten atılmış durumda ve bu tohumlar meyvelerini vermeye başlamış durumda. Dünya düzeni adım adım değişiyor. Yeni dünya düzeni, yeni bir düzenin başlangıcı. Bu ifadeler bizi düşündürüyor, değil mi? Sadece düşünün, sorgulayın ve ona göre harekete geçin arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Değirmenci Films Belgesel'den sevgilerle. Abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.